Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzuruna olsun. Uşaklarımız, kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Halkaralık faaliyet Uygur kültürünü tanıştırışta sahne bilen təminledi. İstanbul Atatürk Aerodromu'da 9. iyundan tartıp başlangan halkara 5. növetlik etnik tenterbiye kültürü bayramı'da məxsus Şarkı Türkistan medeniyet körgezmesi açılgan bulup, körgezmede Uygurlarının türlük medeniyeti halk ammısıga tanıştırıldı. Bu yıllık etnik tenterbiye kültürü bayramı faaliyeti cem'i 4 gün devamlaşkan bulup, faaliyet ceryanında Şarkı Türkistan Maarif ve Hemkala cem'iyeti bilen Şarkı Türkistan Nuzgum Kültür ve Aile cem'iyeti birlikte məxsus Şarkı Türkistan medeniyeti körgezme üye içip Uygur medeniyetini tanıştırdı. İtnik tenterbiye kültür bayramı faaliyetine her kaysi yaştaki ziyaretçilerine maskildiğen uyurlar oralaştırılgan bulup, ziyaretçiler köplüge musabakalarını körgenden sırt, okya itiş ve at miniş katarlık nurgun en-envi tenerket ve uyurlarını haksız oynayış porsitige erişken. Bu nöbetlik itnik tenterbiye kültür bayramı da balılar faaliyetine alahide oran verilgen bulup, balılar en-envi tenerket ve uyurlarını oynayıp, türlük en-envi tenerket türleri ve her kaysi milletlerinden kültürü bilen tanışıp çıkan. Bu hafta ziyaretimizi kabul kılgan Şarkı Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti Muavin Reisi Musacan Ernan tanıştırışça, Şarkı Türkistan Medeniyet Körgezmesi üyüge Uygurlarının yemek içmekleri, kiyim kiçekleri, üye seramcalları ve her kıl senet buyumları tizilgan bulup, 3 gün ceryanda Şarkı Türkistan Medeniyet Körgezme üyüne Türkiye ve Çet elden kelgen nurgulluğun ziyaretçiler ziyaret kılgan. Uygurlarının özgüce medeniyet buyumları ziyaretçilerine alayla celip kılgan bulup, ziyaretçilerinin ayığı üzülmügen. Faaliyet ceryanda Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, Türkiye Yaşlar ve Maarif Hizmetleri Vakfı'nın mütevelli heyet azası Bilal Erdoğan mı, Şarkı Türkistan Medeniyet Körgezme üyüne məxsus ziyaret kılgan ve ziyaret ceryanda Uygur dupsi kiyip hatıra kaldırgan. Xalqaralıq etnik tenterbiye kültür bayramı faaliyetinde 30 devletten kelgen mahirler en-envi tenterbiye uyurlarını körsetken bulup, her xil medeniyet sanat faaliyetleri tanıştırılgan. Onun başka ziyaretçilerge en-envi yemeklikler sunulgan. Xitay Xalqara Emgeçliler Teşkilatı'nın Şarkı Türkistan'a alaqadar talebini rad kıldı. Xitay rejimi Xalqara Emgeçliler Teşkilatı'nın Şarkı Türkistan'a texnika meslehetçileri grupisi evetip, o yerdeki emgekke siliş ahvalını bahalap çıkış talebini rad kıldı. Xitay rejimi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın tarmak teşkilatı bolgan Xalqara Emgeçliler Teşkilatı'nın Şarkı Türkistan'a texnika meslehetçileri grupisi evetip, rayondaki emgekke siliş ahvalını, emgek muhitini teşhürüş talebini rad kılgan bulup, Xitay Taşkı İşleri Ministerliğinin bayanatçısı Wang Wenbin, 13. iyundaki muhbirlarını kütüvüle yığında Xitay Komitetinin asassız ayıplışıge katliye karşı turdu deb jar salgan. Wang Wenbin yana kılıplaşkan yalgan sözlerini tekrarlap, Xitay xalqını merkez kılıp işçi hizmetçilerinin hukuki ve menfaatini qoğdaşka ahmiyet berdu deb bildirilgan. Amerika Avazı'nın bu haqtiki xabirde bildirilişçe, Xalqara Emgeçliler Teşkilatı'daki bir tarmak komitet 9. iyun bayanat elan kılıp, Xitay'nın Uyghurlara karşı bastırış karakterini algan tedbirlerini kullanıp, Uyghurlarını kemsizliş muhiti aslıda yaşayışka mecburluğalıqını bildirgen. Bayanatta yana, mezkur teşkilatının Şarkı Türkistan'daki Xitay dairelerinin her kaysi karxallarga atalmış, radikallığını tügütüş vazifesini mecburi tınış kılmışıdın katli endişe kılvatkallıqını oturga koygan. Komitet bayanatta yana, Xitay'ın Xalqara Emgeçliler Teşkilatı Texnika Meslehetçiler Grupisi'nin Şarkı Türkistan'a berip, o yerdeki emgek şeraitini bahalışıga ve Xitay emeldarları bilen söhbetleşiş arkalık, Xitay'ın emgek siyasetini Xalqara ülkemge maslaştırışka çakırgan. Onun başka Xalqara Emgeçliler Komiteti yana Xitay rejimine, bu yıl 9. aygıca komitetka bu hafta bir dokulat tapşırışını talep kılgan. Amerika Pul Muamele Taratqı Organı Bloomberg'nin haber kılışca, Xalqara Kişilik Hukuk ve Emgek Teşkilatları Xitay'ın Şarkı Türkistan'da Uygurlarga atalmış, namratlıktan kutulduruş namı bilen sistemlik ziyankeşlik kılvatkalıqını ayıplıgan. Ama Xitay yanıla mecburi emgekke silişine devamlaştırıvatkan bulup, bu pekat Xalqara'nın dıktını kozgan irqi kırgınçılıkının bir kısmı iken. Xitay Şarkı Türkistan'da icra kılvatkan mecburi emgek siyasetini izcil inkar kılıp, ceza lagerlarının pekat kesbi terbileş merkezi ikerlikini dava kılış bilen birge, emgek ölçümüge tüzütüş kırgızışke vədi bergen. Şundakla bu yıl 4. ayda Xitay rejimi xalqaralıq mecburi emgek əhdinamisi ve mecburi emgekini bikar kılış əhdinamisige kol kuyuşuna karar kılgan. Ama Xitay'nın bu kararıga Xitay'nın obrazını yaxşılaş herkete hergiz əməli icra kılınmaydı da baha berilmekte.
Amerika Müdafiye Ministri Xitayning Tayvan bo'g'izidagi tahdidi kuchayib ketdi dedi. Amerika Devlet Müdafiye Ministri Lloyd Austin, Xitayning Tayvan bo'g'izining tinchligi va muqimligiga yetkazayotgan tahdidlarining kuchayganligini uttirg'a qo'ydi. Lloyd Austin Singapurda o'tkazilgan dialog munbirida Amerikaning Hind-Tinch okean strategiyasi haqida to'xtalgan bo'lib, o'zlarining rayondagi do'st va ittifoqdosh davlatlarning bexatarligini kafolatga ega qilishiga va egli huquqini qo'g'dishiga yordam qilganligini aytgan. Austin so'zida Xitoyning Sharqiy dengizdagi biliqchi flotini kengaytirganligini, Janubiy dengizga qurgan sunniy orollarga ilg'or qurollarni o'rinlashtirganligini, Xitoy paroxotlarining rayondagi davlatlarning dengiz tavalligiga daxli ta'rif qilayotganligini ilgari surgan. Austin yana Beijingning Hindiston bilan bo'lgan chegara masalasida tixmi qattiq pozitsiya tutayotganligini tilg'alganidan sirt, yaqindan bo'yon Tayvan bo'g'izining tinchlik va muqimligiga bo'lgan tahdidining kuchayib ketganligini, Amerikaning bir Xitoy siyosatida chang turish bilan birga Tayvan munosabati qonundagi majburiyatini unutib qolmaganligini ta'kidlagan. Xitoy mudofaa ministri Amerika Xitoyni bo'zak qilyotdi dedi. Xitoy Davlat Mudofaa Ministri Wei Fenghe Singapurda o'tkazilgan dialog munbiri yig'inda Xitoyning rayon bexatarlik nishoni temasida so'z qilib, Amerikaning Hind-Tinch okean strategiyasini tanqid qilgan. Wei Fenghe Amerikaning Osiyo-Tinch okean rayonida Xitoyni cho'ridigan holda to'qinish va qarshilashish paydo qilishni maqsad qilayotganligini va buning uchun ko'p taraflilik nomi ostida kichik alohida guruhga qurmoqchi bo'layotganligini bildirgan. U yana Amerika Davlat Mudofaa Ministri Lloyd Austinning oldingi kuni o'xshash munbar yig'indagi Xitoyga qaratgan tanqidlari ustida to'xtalib, o'xshash tuhmat va tahdid deb jar solgan. Wei Fenghe so'zida yana Tayvan masalasi ustida to'xtalib, Tayvanning Xitoyning bir qismi va ichki ishi ekanligini, chat elning olishini qabul qilg'ilib bo'lmaydiganligini da'vo qilib, Amerika bir Xitoy prinsipiga bo'lgan sadoqatga xiloflik qilyapti. Bo'lguncha kuchlarni qo'llayapti va Tayvan munosabati qonunni oldiga chiqarib, Xitoyning ichki ishlariga aralashyapti degan. Rossiya rubliga setuvlishni rad qilgan davlatlarga tabiiy gaz ta'minlashni to'xtatdi. Rossiya prezidentlik mahkamasi bayonotchisi Dmitriy Peskov Rossiya tabiiy gazni rubliga setuvlash tizimini rad qilgan davlatlarni gaz bilan ta'minlashni to'xtatganligini uqtirdi. Turkiya Avaz radiosining xabarida bildirilishicha, Peskov Moskvada bayonot e'lon qilib, Rossiya tabiiy gazni rubliga setishga munosabatli yangi tizimining ijro qilinishiga boshlanganligini, yangi tizimni rad qilgan davlatlarni tabiiy gaz bilan ta'minlashdan to'xtatilganligini ta'kidlab, tabiiy gazni rubliga setish tizimini rad qilgan davlatlarni tabiiy gaz bilan ta'minlash to'xtatildi. Tixmi ko'p qisqartish bo'lmaydi. Sistema tanishilib, Rossiya prezidentining munosabatlik farmonida belgilangan yangi tizimiga asosan ishlashga boshladi degan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin tabiiy gazni rubliga setish tizimiga o'tish to'g'risidagi planni e'lon qilgan edi. Buningga asosan Rossiya energiya shirkati Gazprom bundan ilgari tabiiy gazning pulini rubli bo'yicha hisoblab to'lmagan Polsha, Bulgariya, Finlandiya, Gollandiya va bir qism Yevropa shirkatlarini tabiiy gaz bilan ta'minlashni to'xtatgan edi. Amerika amaldorlari Xitoy kompartiyasi vakillari bilan ko'rishdi. Amerika Davlat bexatarlik ishlari maslahatchisi Jek Sullivan Xitoy kommunistik partiyasi Markaziy komiteti tashqi ishlar komiteti ishxonasining mudiri Yang Jiechi bilan ko'rishdi. Aqsaray e'lon qilgan yozma bayonotda bildirilishicha, Amerika Davlat bexatarlik ishlari maslahatchisi Jek Sullivan bilan Xitoy kommunistik partiyasi Markaziy komiteti tashqi ishlar komiteti ishxonasining mudiri Yang Jiechi Lyuksemburgda bir yerga jam bo'lgan. Bayonotda rayonlik va yer shariviy bexatarlik masalalari to'g'riliq unumlik uchrashish o'tkazganligi qayd qilingan bo'lib, Amerika Xitoy munosabatidagi asosliq masalalarning muzokara qilinganligi ta'kidlanib, uchrashishda Sullivan apandi davlatimiz o'rtasidagi raqobatni boshqarish uchun uchur aloqa kanallarini ochiq tutishning muhimligini ta'kidladi deyilgan. Jek Sullivan bilan Yang Jiechi bu yil 14 martda Rim shahrida Rossiya-Ukraina masalasi haqida suhbat o'tkazgan bo'lib, 7 soat davomlashgan intayin jiddiy kayfiyat ichida o'tkazilgan yig'in natijasiz oxirlashgan edi. Zelenskiy ishg'olchilarni zimminimizdan quvlab chiqaramiz dedi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya ishg'ol qilib olgan barliq joylarini ozod qilish kurashini davomlashtirayotganligini bildirdi. Vladimir Zelenskiy Telegramma hisobida bayonot e'lon qilib, urush boshlangan 110 kunni nazarda tutganda, Ukraina armiyasining Donbas rayonida muvaffaqiyatli harakat qilganligini bildirgan. Zelenskiy o'zlarining davlatning janubidagi rayonlarni qaytadan kontrol qilganligini, Kharkiv rayonining ko'p qismini dushmanning qo'lidan qutuldirganligini bayon qilib, umuman qilib aytganda, 1000dan ortiq o'ltiroq rayon ozod qilindi. Tajovuzchilarning Ukrainaning janubidagi hujumlari to'xtatildi degan.
bayonatdı yana, Ukrayna'da davam etyotgan urushni oxirlashtirish uchun kuchlik va zamonaviy qurollarga muhtoj ekanligini, urushda nurg'un fuqarolar va bolalarning hayotidan ayrilganligini ta'kidlab, Ukrainaga nisbatan bu urushning badali intayin og'ir va qo'rqinchli deganlarni qayd qilib o'tgan. Bayonot yana o'zlarining Rossiya ishg'ol qilib o'ziga qo'shib olgan barliq yerlarni ozod qilish uchun davomli tirishayotganligini, bu zaminlarda yashaydiganlarga Ukrainaning boshqa rayonlarda navbatda davomlashayotgan urush to'g'risida to'g'ri uchurlarning berilishi kerakligini ta'kidlagan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. İnşallah ertik haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırmız. Şunlukla program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet aşırı muhakkak köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.